Evet, merhaba arkadaşlar. Korel'de hizalama ile ilgili ikinci bölüme başlıyoruz. İlk bölümde objelerin hizalanmasını gördük. Bu bölümde de tekstlerin hizalamasını göreceğiz. Aslında hizalama mantığı aynı. Birkaç fark haricinde o farkları biraz sonra hep beraber uygulamasıyla göreceğiz arkadaşlar. Önceki çizimleri silelim. Text hazırlayalım. Bunun gibi iki tane textimiz olsun. Birisini rengini kırmızı yapalım. Puntosunu ufaltalım. Gördüğünüz gibi. İkisi de artistik text. Hizalama bir önceki videoda gördüğünüz gibi mantık tamamen aynı. İlk seçtiğiniz, işaretlediğiniz objeyi, teksti, son işaretlediğiniz objeye hizalar. Hemen bir denemesini yapalım. Left ve top diyelim. Üst ve sola hizalasın. Active Objects, Apply dedik. Gördüğünüz gibi üst ve sola hizalamasını yaptım arkadaşlar. Text uygulamasında hizalamasında çok ufak bir değişiklik var. Aslında çok da işinize yarayacak olan bir değişiklik. Bunu hemen göstermek istiyorum. Şu seçeneği hemen kapatmak istiyorum. Snap to Object. Diyelim ki iki tekstimiz var. Bu ister paragraf tekst olsun, ister artistik tekst olsun. Tekst için ayrıca bir bölüm olan şu kısımda first line bazilin, yani ilk satırın altına hizalama, last line bazilinde son satırın altına hizalama yapar arkadaşlar. Şimdi first line bazilin diyelim, ilk satırın altına hizalamayı yapsın. Left dedik, sola da yiyecek ve ilk satırın altına hizalamayı yapacak. Her iki objenin de ilk satırlarının altı hizalanacak arkadaşlar. Burada sol taraftaki butonlar deaktif durumda. Çünkü üstte alta ya da yatay merkeze hizalamayı yapmayacak. Sadece ne yapacak? İlk satırı altına hizalama yapacak. Apply diyoruz. Gördüğünüz gibi ilk satırın altına hizalamayı yaptı. Burada. Evet. Bir de son satırın altına hizalama yapalım. Onu da görün. Last line apply diyoruz. Son satırın altına da hizalamayı yaptı. Bunu işte sadece mind box diyelim. Alta hizala, sola hizala dersek arkadaşlar ne yapacaktır? Bunu obje olarak kabul edip her iki tekstinde en alt noktalarını baz alacaktır. Ama last line bazelin dersek bunu tekst olarak kabul edecektir ve tekstin altını baz alacaktır. Bakın gördüğünüz gibi uzantıları yok sayıyor ve sadece harflerin altını, yani tekstin altını baz alarak bir hizalamaya sokuyor. Evet arkadaşlar, tekst dediğim gibi artistik tekst olması ya da paragraf tekst olması hiçbir şey ifade etmiyor. Hepsinde geçerli bu durum. Bir de aynı şeyi paragraf tekste deneyelim. Pardon. Bir tane çoğaltalım. Kırmızı yapalım. Bunun da puntosunu değiştirelim. 12 yerine 16 olsun. Evet. Aynı
denemeyi tekrar yapacağız. Burada yine sola, bu sefer sağa yapalım. Last bezelyenin yerine first line diyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar yine deaktif. Gördüğünüz gibi ilk satırın altına ve sağa dayalı bir şekilde yaptım. Bunu daha iyi görmek için isterseniz bunu biraz daraltalım. Tekrar uygulayalım. Yine bu objemizi, bu tekstimizi bu tekste hizalamasını yapacak. Çünkü soru işaretlediğimiz bu. Apple diyoruz. Gördüğünüz gibi sağı hizaladı ve ilk satırın altına hizaladı arkadaşlar. Bu son derece basit. Bunlar nerede işinize yarayabilir? Paragraf tekstlerde ve artistik tekstlerde üst satırı ve alt satırı aynı hizaya getirmenizde işe yarar arkadaşlar. Tekstle ilgili hizalama bu kadar. Diğer hizalama yöntemleri, obje hizalama, tekstle ilgili diğer hizalama yöntemleri ve sayfaya, işte sayfa merkezine gibi hizalama yöntemleri de bir önceki objelerin hizalanmasıyla aynı şekilde oluyor. Üçüncü bölümde, yani Corel 16'daki hizalama yöntemlerindeki yenilikler bölümünde görüşmek üzere. İyi günler.